Akşamdan ışıktır, ay akşamdan ışıktır. Yaylalar, 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 yaylalar. Yaylalar, 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 yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktır, yüküm şimşir kaşıktır. Dılo dılo yaylalar, dılo dılo yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktır, yüküm şimşir kaşıktır. Dılo dılo yaylalar, dılo dılo yaylalar. Komşu kızı zapt eyle, komşu kızı zapt eyle. Yaylalar yaylalar, yaylalar yaylalar. Yaylalar yaylalar, yaylalar yaylalar. Bizim oğlan aşıktır, bizim oğlan aşıktır. Dılo dılo yaylalar, dılo dılo yaylalar. Bizim oğlan aşıktır, bizim oğlan aşıktır. Dılo dılo yaylalar, dılo dılo yaylalar. Ay akşamdan aç da gel, ay akşamdan aç da gel. Yaylalar yaylalar, yaylalar yaylalar. Yaylalar yaylalar. Burası Kıbrıs Türk Bayrak Radyosu. Uzun zamandan beri Yunanlıların tahrikleriyle insanlık dışı kanlı saldırılarını sürdürmekten çekinmeyen kana susamış Rum tetikçilerine son ihbarımızdır bu. Türkiye, Kıbrıs'taki soydaşlarının haklarını sonuna kadar korumaya kararlı ve durumun gerektirdiği her türlü tedbiri almaya hazırdır. Bütün dünya bilmelidir ki Türkiye, Kıbrıs üzerindeki haklarının bir tek zerresinden bile hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Adayla aramıza gerilen Amerikan 6. filosuna rağmen yapacağımız çok şey var daha. 12 numaralı harekat planını yürürlüğe koymak görevini size veriyorum. Emredersiniz komutanım. Buyurun babacığım. Teşekkür ederim kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? Çok mersi. Sizi çok iyi gördüm. Müsaadenizle. Rica ederim. Geç kaldın Yavuz. Biraz işim çıktı da. Bak herkes seni bekliyor. Hadi. Hoş geldin Yavuz. Kıbrıs'tan ne haber bakalım? Ben de sizden fazlasını bilmiyorum. Nereden çıktı şu Kıbrıs davası başımıza? Piyasadaki bütün işlerin durduğu yetmezmiş gibi. Arada Amerika olmasa bizimkiler neredeyse harbe girecek. Baba. Ya. Tamam tamam. Anladım kızım. Bizim damat öyle konuşmalara bozulur. Al bakalım. Damat dedim de aklıma geldi. Bak oğul, bizde erkek evlat yok. İşlerde her gün biraz büyüyor. Bir an evvel Canan'la evlen, ordudan da ayrılıp işlerin başına geç. Ha, ne dersin? Ordudan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Kızınızla nişanlanırken de böyle bir şartınız olduğunu hatırlamıyorum. O zaman durum değişikti. Bir tanecik kızımı o köy senin, bu kasaba benim, dağ bayır dolaştırmak niyetinde değilsin herhalde. İnsan gibi yaşamak sizin de hakkınız. İnsanlık anlayışımızda çok büyük farklar var Remzi Bey. Kızınız peşimde dağ bayır dolaşmak istemiyorsa, istediği anda nişanı bozabilir. Nereden çıkardın şimdi bunu Yavuz? Müsaadenle baba. Ne bu halin? Yoksa beni sevmiyor musun artık? Bak canım. Söylediklerimi iyi dinle.
gerçekten karım olmak istiyorsan şu ordudan ayrılma meselesini aklından çıkar. Ama... Aması maması yok. Bir komando subayı nasıl yetişir? Bu yoksul millete kaça patlar biliyor musun? Babanın fabrikasında bir yazıhane koltuğunda viski içerek göbek büyütmem için sarf edilmedi bunca emek ve para. Bu borcu ödemek zorundayım ben. Dinlemiyorsun ki beni. Borcun neyse babam kuruşuna kadar ödemeye hazır. Bu borcu ödemek için ne senin babanın parası yeter ne de bir başkasının. Bu borcu insan ancak yürüyle, kanıyla, gerekirse canıyla öder. Erken geldin Yavuz. Kalabalıktan canım sıkıldı anne. Yoksa Canan'la bir şey mi geçti aranızda? Hayır anne, hiçbir şey geçmedi. Sayın dinleyiciler, şimdi son haberleri veriyorum. Amerikan elçisinin teminatına rağmen Rum tetikçiler Türk soydaşlarımıza saldırılara devam etmektedir. Lefkoşe bugün yeniden kanlı bir gün yaşamıştır. Kabine son durumu görüşmek için İnönü'nün başkanlığında toplanmış bulunmaktadır. Yeni haberler aldıkça ayrıntılarıyla... Seni istiyorlar oğlum. Buyurun. Beymenim, karargâhtan gönderdiler. Sağ olun. ...12 no'lu plan yürürlüğe girmiştir. Acele kıtanıza katılmanız emriyle. Böyle gece vakti nereye gidiyorsun oğlum? Birliğe dönmem gerek anne. Allah'a ısmarladık. Belki birkaç gün eve gelemem. Merak etme sakın. Canan'a haber vermeyecek misin? Vaktim yok anne. Yeni bir görevle İstanbul'dan ayrıldığımı... ...gittiğim yerden mektup yazmaya çalışacağımı söylersin. Kendine dikkat et oğlum. Merak etme anne. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Vakit tamam albayım, buluşma yerine gelmiş olmamız lazım. İşte oradalar, işaret veriyorlar. Geymenim, göreviniz aylardan beri Yunanlıların yığınak yaptıkları... ...Rum cephaneliklerini basarak silah ve cephane temin etmek... ...Ada Türklerini teşkilatlandırarak abluka altındaki Türk köylülerini kurtarmaktır. Emredersiniz komutanım. Talihiniz açık olsun teğmenim. Sağ olun komutanım. Her şey hazır mı çocuklar? Hazır komutanım. Otu indirin. Allah'lara da gavurların devriye botu şıp diye üstlerine gelmese. Merak etme baba, bu saatte kışlarını bile kaldıramadılar. Silahları çıkarın, Hasan sen ötekileri getir. Emredersiniz komutanım. Şükür Allah'a kazasız belasız karıya çıkabildiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz aslan evladım benim. Cephanelik bu burunun arkasında. Bize yolu gösterecek adam hazır mı? Hazırım komutanım. Bu çocuk mu gösterecek? Böyle çelimsiz durduğuna bakmayın siz. Kızımdır diye söylemiyorum. Değme erkeğe taş çıkartır alimallah. Başa gelen çekilir. Adam seçecek durumda olmadığımıza göre. Hadi düş bakalım önümüze.
Kaybedecek vaktimiz yok. Merkepleri getirip yolun ağzında işaretinizi bekleyeceğim. Bir yere kıpırdama. Ben de sizden gelmek istiyorum komutanım. Olmaz, bu kadın işi değil. Çocuklar çabuk olun! Hay Allah kahretsin! Makinalıyı ele geçirdiler! Nişancısı imha edildi komutanım! Hadi çocuklar, Fahmettin! Buyur komutanım! Tahrik kalıplarını hazırla! Emredersin İsmail komutanım! İsmail, sen de tekerleği tamir et! Emredersin komutanım! Enis, Şükrü! Buyurun komutanım! Buyur komutanım! Kaldırın arkadaşlarınızı! Emredersiniz, emredersiniz komutanım! Başın sağ olsun komutanım! Eksik olma! Sen de bu arslanlar gibi savaştın bugün! Tahrip hazır komutanım! Tahrip, tam siper! Gidiyoruz.